eksiltir. İnsan neyle büyür? Edep ile büyür. Bugünkü anlatacağımız kavmin sonucu da bu. Bugünkü bahsedeceğimiz kavim, Allah'ı inkar ettikleri için helak olmayacaklar. Bakın neden helak olacaklar. Evet, burada ne buyuruyormuş Rabbimiz Uğur Bey? Evet, şimdi diyor ki önce mealde onlara deniz kıyısında bulunan kent halkının durumunu sor. Demek kimleri kastediyor? Deniz kıyısında bulunan bir kentin halkı. Bir şifreyi aldık. Evet, şifremizi yazıyoruz buraya. Hemen şifremizde birinci şifremiz bir kavim var ve bu kavim deniz kıyısında. Deniz kıyısında. Bunu aldık, bu birincisi. Evet. Onlara sor diyor. Ves'eluhum anil karyetilleti kânet hâdıratel bahar. Bu Hadıratel Bahar deniz kıyısı kimdir? Karye halkıdır. Yani bir şehirdir. Yani bir köy, kasaba değil, bir şehirdir. Şehir, ve burada ves'eluhum onlara sor diyor. Kim bu sor dedikleri? Ehli kitap ve Kur'an'la alakalı, Peygamberimizle alakalı en ufak bir ihtilafı İslam'a karşı reddi yapmak için kullanan müşrikler, paganlar, mecusiler ve ehli kitap bununla alakalı bir itirazda bulunmamış. Demek ki ayette ifade edildiği gibi sorduğu zaman ayeti Peygamberimiz onlara, demek ki biliyorlar ki itirazları tarihe işlememiş. Yoksa en ufak şey de Peygamberimizin aleyhine malzeme bulmaya çalışıyor bu adamlar. Peki neyi sorması istenmiş? Diyor ki hani onlar cumartesi yasağı konusunda haddi aşıyorlardı. Demek ki buradaki en önemli dikkat çeken şey cumartesi yasağı. Peki nedir bu cumartesi yasağı? Şimdi burası burada kalsın. Öncelikle biz o şehri bir gözümüzde canlandıralım olaya girerken. Adı güzel Ali abi, sizden rica ediyorum 28'i verin. 28 numaralı resmi alalım. Yönetmenimin ismi Muhammed Ali Yıldız. Şeyimi alayım, çubuğumu alayım. Muhammed Ali Yılmaz. Muhammed Ali Yılmaz, biz de tabi edeben ona Muhammed demek istemiyoruz. Ecdadımız da hep Mehmet demiş. Ben ona adı güzel diyorum. Adı güzel, evet, adı güzel Ali abi. Şimdi bu görmüş olduğumuz bizim Orta Doğumuz, bereketli hilal, Mezopotamya bölgesi. Bahsi geçen yer neresi? Denizin kıyısı neresidir acaba? Deniz diyor hocam. Deniz burası. Akdeniz var burada. Kızıldeniz var burada. Hazar Denizi var. Gider de gider. Acaba hangisi? Cumartesi diyor. Cumartesinin kutsal olduğu bir toplumdan bahsediyor. Şimdi mesela karşımıza bununla alakalı ilk dönem eserlerimize baktığımızda mesela Taberi'nin Camil Beyan isimli eseri bu konuda çok güzel teferruatlar veriyor. Ama bildiğimiz şey şu: bizi bu kavimle tanıştıran bir kişi olacak. O da Davud Aleyhisselam. Davud Aleyhisselam'ın yaşadığı mahalle burası olacak. Öncelikle Davud Aleyhisselam'ı hatırlamamız lazım. Biraz buraya yaklaştıralım lütfen. Adı güzel yönetmenim. Burası Beyt-i Lahim. Beyt-i Lahim, Hazreti Davud Aleyhisselam'ın doğmuş olduğu yer olacak. Burada Talut'la beraber girdiği, Calut'u yendiği mahalle olacak. Sonra burada 7 yıl boyunca Hebron'da, 33 yıl boyunca Kudüs'te krallık yapacak. 71 yaşında burada vefat edecek Davud Aleyhisselam. Yani Davud Aleyhisselam Mescid-i Aksa'nın inşası hariç Kudüs'teki bütün fetihleri yapan, İncil'lerde krallar bölümünde geçen, onlara göre kral bir hükümdar burada bulunacak. Ama neticede onun krallığı ve sonrasında gelecek olan oğlu Süleyman Aleyhisselam'ın krallığı çok büyük ve yüce olacak. Öyle ki Allah onlara kuşları, rüzgarları, cinleri hizmetlerini verecek. Bu kadar büyük bir ihtişam var. Hatta o programın tekrarını belki yapacağız daha detaylı. Yemen'de bulunan Sebe Melikesi Belkıs bile Yemen'den buraya gelip Süleyman Aleyhisselam'ın saltanatına biat edecekti. Konuşmuştuk. İşte o Davud Aleyhisselam'ın hükümdarlığı. Gördüğünüz gibi Taberiye var, Celile var, güneyde burası var. Burası neresi? Biraz görüntüyü uzak alalım. Bakınız burası İskenderiye. Neresiydi İskenderiye? Mısır kıyıları. Yani Firavunların olmuş olduğu bölge. Burada Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la beraber Kenan diyarından Mısır'a yerleşmiş olan İsrailoğulları aradan geçen 430 yıl sonra Goşen kentinden Giza piramitlerinin olduğu Amarna'ya yerleşecek. Buradan köle olarak getirilecek. Kızıldeniz'i geçecekler. 40 yıllık sürgünün sonrasında Davud Aleyhisselam'la beraber buralar hakim olacaklar. Demek ki bu olayların yaşanması muhtemel olan olay burası. Biz çok daha net ve açık biliyoruz ki olayın yaşanmış olduğu mahalle bizi bir yere götürecek. İşte burası. Bu bahsettiğiniz tarihi dönem içerisinde mi Sebt kavmi yaşıyor? Bu kavim Davud Aleyhisselam'ın döneminde yaşamış olan İsrailoğullarından Akabe Körfezi'nde, bugün İsrail'le Ürdün sınırının olduğu yerde, Ürdün kısmı onlara başka bir isim veriyor. İsrail kısmında başka bir isim. Bizi buraya yaklaştırın. Adı güzel. Muhammed Ali Yılmaz müdürüm. Buraya. Şuraya doğru yaklaşalım. Akabe. Şuraya yaklaşıyoruz biraz da. Burası neresi? Akabe Körfezi. Evet, Akabe Körfezi. Şu kısım Ürdün'e ait. Bu kısım İsrail'in kontrolünde. Evet, bu taraf Ürdün kontrolünde. O dönemde değil mi? Yok, şu anda. Şu andan bahsediyoruz. O zaman da olayın yaşanmış olduğu yer burası. Evet. İsrail'de Eilat olarak geçiyor. Ürdün'de ise Eyla olarak geçiyor. İsimler birbirine benziyor mu? Bu şehrin ismi midir? Eilat, evet. Eilat. O bulunan bölgenin ismi. Bizde ise Eshab-ı Sektin diğer ismi Eshab-ı Eyle'dir. Yani olayın gerçekleşmiş olduğu yer burası. Hocam bu Eshab-ı Sebt'ten bahsediyoruz dedik ama onu söyleyeyim. Bu Sebt'in Türkçe anlamı var mı? Bir kelime mi bu? Ne bu? Sebt aslında cumartesiye kasteder. Mesela yevmül cuma cumadır. Yevmül sebt cumartesidir. Yevmül ahad pazar günüdür. Yevmül isneyn pazartesidir. Arapça içinde bunu söylüyoruz. Arapça mı İbranice'de mi? Sebt, Arapça ile İbranice birbirine çok yakındır. Sadece İbranice'de sessiz harf vardır. Yoktur. Bu sebepten dolayı onlardaki yevmül sebt şabattır. Hala da o şabatı kutlarlar. Peki neden şabattır? Siz biraz önce bahsettiniz. Ben bir gözlerde canlansın diye buraya yaklaştırdım ya iyice olarak. Şabat diye cumartesi gününe mi şabat diyorlar? Evet. Şimdi adı güzel. Sebt. Müdürüm. Biz sebt diyoruz. Yönetmenim. Yani cumartesi kavmini konuşuyoruz biz. Cumartesi kavmini. Aynı Türkçesi zamanda hem Eshab-ı Sebt hem de Eshab-ı Eyle. Evet. Bizi orada gözümüzde canlansın diye 6 numaralı 360 bir bir götürün. Gözümüzde canlansın mekan. Evet. Onun üzerine inşa etmeye başlayalım. Evet, yeni bize dönen izleyicilerimiz için ben bir kere daha anons edeyim. Bugün Sebt kavmini, yani tarihteki cumartesi kavmini konuşuyoruz. Bunlar maymuna ve domuza çevrilerek helak edilen kavim, tarihte, geçmişte. Onu konuşuyoruz. Burası yaşadığı... Burası bahsettiğimiz Akabe Körfezi'nin o Eyla ile, Eilat dediğimiz yer var ya, Eilat dediğimiz yer. Onun olduğu mahalin güncel görüntüsü. Sola doğru çevirin lütfen. Sola doğru çevirin görüntüyü. Bakınız, bu görmüş olduğunuz Kızıldeniz'in uç burnu. Olayların yaşamış olduğu mahal, bu sağda görmüş olduğunuz sahil şeridi. O dönemki Sebt kavminin yaşadığı yer. Yaşamış olduğu cumartesi kavminin yaşamış olduğu yer. Bunlar Davud Aleyhisselam'ın döneminde yaşamışlar. Davud Aleyhisselam'ın hükmündeler. Davud Aleyhisselam'ın anlattığı İslam'a tabiler. Davud Aleyhisselam'ın okumuş olduğu Zebur'a tabiler. Ancak Hz. Musa Aleyhisselam dönemindeki İsrailoğulları biliyorsunuz çok büyük bir problem yaşatmışlardı Hz. Musa Aleyhisselam'a. Buzağa tapmışlardı. Hz. Musa Aleyhisselam onlarla mücadele etmiş, Samiri göndermişti. Böyle büyük bir problem yaşamıştı. O yüzden bazıları şunu der: Musa Aleyhisselam'ın diliyle lanetlendiler. Davud Aleyhisselam'ın diliyle lanetlendiler. İsa Aleyhisselam'ın diliyle lanetlendiler. Muhammed Aleyhisselam'ın diliyle de lanetlendiler. Buradaki lanetlenen sadece bir topluluk mudur? Hayır, içlerinden çok iman eden, sahabeye dönüşen kişi de vardır. Karakteristik özellikleri lanetlenmiştir. Biz olayı böyle düşünelim. Bu Sebt kavmi İsrailoğullarının kollarından biri mi yoksa? Kollarından bir tanesi. Kollarından bir tanesi. Çünkü İsrailoğulları kimdir? 12 kol var. Evet. O 12 kol sonrasında ne oldu? Yeryüzüne iyice o bölgeye yayıldılar. İktidar kendi ellerinde olunca ne oluyor? Bugün biz şimdi Uğur Bey'le çıkıp da biz bugünden sonra gideceğiz, Kars'ta yaşayacağız desek yerleşebiliyoruz kendi toprağımız diye. Tekirdağ, Edirne'ye geçeceğiz dersek geçebiliyoruz. Antalya'ya geçeceğiz dersek geçebiliyoruz. Samsun'a döneceğiz ana vatanımıza dersek geçebiliyoruz. O bölgede de bu şekilde yerleşiyorlar. Bir tane daha görüntü olsun gözümüzde. 5 numaralı 360 bir yarı verelim. Ondan sonra cumartesi karmaşasından başlayarak Eshab-ı Sebt'i taramaya başlayacağız ve hiçbir kavme yaptığıyla alakalı bilgi almadığımız bir topluluğun neden şekil değiştirilerek cezalandırıldığını anlamaya çalışacağız. Hocam bu kutsal kitaplarda şekil değiştirdiler diye mi geçiyor yoksa maymuna ve domuza çevrildiler diye mi geçiyor? Kur'an'da Allah Azze ve Celle kıradatan hasi'in diyecek birazdan. Onları, çok özür dilerim, yaratılmışlıklarından gelen asaletten ve şereften soyutlanmış, aşağılık derecesine düşmüş bir maymunlar sınıfına çevirdik, düşürdük, ettik diyor ayette. Aşağılık maymunlar olun dedik diyor. Ve suretleri değişti. Sola doğru çevir lütfen. Burası neresi İlk şimdi dönem öyle? İslam şehirlerinden birisi olan Akabe Körfezi'nde o dönemlerden kalmış olan bir sahil dibindeki bir küçük kaledir burası. Bu kalenin olduğu mahaller o olayın yaşanmış olduğu yerler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.